Sizce helal et nedir? Sizin için o dönemlerde helal et neden bu kadar önemliydi? O dönemde Almanya'da helal et sorunu var mıydı? Ve Almanya'da yaşayan Müslümanlar helal et ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii. İşte bu serüven 70'li yıllardan ilk birinci nesil dediğimiz, yani doğru düzgün Almanca bilmeyen, her yerden et almayan, hele de güvendiği, tanıdığı birileri olmazsa eti bedava verseniz alıp yemeyen bir nesil vardı. Bu ilk nesil. Bu nesille başladık zaten biz. Bunlardan işte babamın arkadaşları. Ben Almanya'ya 16 yaşında geldim. Benim arkadaşlarım 45-50 yaşındaki insanlardı. Ben onlarla haşır neşir oldum. Ve bu süreçte helal kesin dediğimiz zaman biz ne anlıyorduk? Memlekette dinimizin emrettiği şekilde hayvanlara bir müdahale yapılmadan yere yatırıp Bismillah, Allahu Ekber diyerek kesilen bir kesim, hayvan kesimi bizim için bir helal kesimdi. Ama Almanya'da böyle bir şeyin yasak olduğunu biz birkaç sene sonra öğrendik. Ha, Almanya'da daha önce de bu işi yapan bazı Türk arkadaşlarımız varmış. Onlara sorduğumuzda biz helal kesim yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? İşte bayıltmadan, şoklamadan kesiyoruz diye biz de onlara güvenerek alıyorduk. Biz burayı açtığımızda veterinerlik dairesine gittik, dedi ki biz dedik müsaade ederseniz biz helal kesim yapacağız. Yani İslam usullere göre. Allah hidayet versin. Buranın bir veterineri vardı, dedi ki ya ben seni önce bir Yahudi kesimhanesine bir götüreyim. Evet. Bir bakın sizinle onların arasında bir fark var mı? İşte o zamanlar Frankfurt'ta Schlachthof vardı. Sene 88-89'lu yıllarda. Frankfurt Schlachthof'a gittik. Haftanın bir günü salı günleri Yahudilere kesim yaptılar. O gün sadece onlara ait. Bir kafesin içerisine hayvanı sokuyorlar. O zaman elle çeviriyorlar. Elektronik bir sistem yoktu. Elle hayvanı ters çeviriyorlar. Kafesin içerisine kesiyorlar. Dedim ki bizim için yeterli. Bu başka bir şey yok. Yani aynı sistem. Ha, belki de onlar bilmiyoruz keserken ne diyorlar ama biz keserken sadece besmele çekiyoruz. Aradaki fark bu. O zaman o veterinerlerin şefi dedi ki, o zaman altın küpe bu iş olabilir dedi. Biz dedik lakin yeni işimiz var. Bizim yerimiz küçük, o koskoca makineyi nasıl biz alalım? Dedi onu da bir araştıralım. İşte araştırdılar. Köln'le Leverkusen'de bir hayvan hastanesinde ameliyat masası. O masayı buldular. Dediler bu masayı alırsan biz sana bu şekilde kesime müsaade ederiz. Dedi tamam artık bunu alalım. Hayvanı o ameliyat masasına bağlıyorsunuz kemerlerle. O hidrolik gibi şekilde yatıyor. Biz onun üzerinde kesiyoruz. Birkaç sefer kestik. Dedi ki sen biraz elin alışsın bu işi. Ondan sonra dedi bakanlık düzeyinde gelecekler, yetki verecekler. Her ne kadar yetkiyi bana verdilerse dedi ben sorumluluğu almak istemiyorum. Bakanlık da bu işin içerisinde olsun. Başımız ağrımasın. Adamların derdi başkaymış. Yani Korktukları ve Hayvanları Koruma Derneği adı diye bir dernek böyle bir Müslümanlara karşı diyelim. Yani Yahudiler bu işi kesim yaparken bu hayvanları koruma dernekleri neredeydi? Ne zaman ki biz bu işin içerisine girdik, onlar ayaklandılar. Ondan sonra biz işte hayvan kesimini o şekilde yaptıktan sonra bakanlıktan geldiler. Hatta bir tane şey getirmişlerdi. Haham. Çünkü kendileri de anlamıyor şoksuz kesimde hayvanın nasıl yapılacağını. Sene kaçtı o zaman? 89. 89. 89'da haham da geldi. İşte bir hayvanı bağladık, kestik. Ben haham olduğunu sonradan öğrendim. Adam dedi ki, Altun Bey siz bu işi çok perfect yaptınız dedi. Dedim yani bizim işimiz bu, baba mesleğimiz. Yani hayvana eziyet etmeden bir bıçakla kesilmesi lazım. Çok güzel dedi. Sonra öğrendik ki bu haham bizim hakkımızda bu adam bu işin uzmanıdır. Yani bu işi yapabilir diye onay verdikten sonra bize müsaade geldi. Biz o şekilde başladık. Ta ki 88, 89, 95 senesine. Yani 95 senesinde ne oldu? 95 senesinde Hamburg'da bir arkadaşlar, bir cemiyet mahkemeye müracaat ediyor helal kesim için. Mahkemeyi kaybediyorlar. Diyorlar ki Almanya'da çoksuz kesim yasak. Size de Türkiye'den gelen bir Müslüman olarak Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri'nin vermiş olduğu fetva var. Hayvanları şoklayarak da kesebilirsiniz. 1995 yılında mı bu yasak başladı? Yasak 1995 yılında başladı. Evet. 95 senesinde bunlar mahkemeyi kaybedişin o kanunu bize de uygulamaya kalktılar. Dedim ki ya Hamburg'daki mahkemeden bana ne? Ben size burayı kurarken ben bu şekilde yapacağım diye ben bu işe başladım. Benim eğer bir eksiğim, bir hatam, bir kusurum varsa yasaklayın.
Hamburg'daki o yasak bütün Almanya'yı etkiledi mi? Bütün şimdi aslında işin gerçek boyutu şu. Biz zannediyorduk ki 88 tarihinde metinlere müracaat ettiğimizde o Türk arkadaş biz şoksuz kesim yapıyoruz. Aslında kaçak yapıyormuş. Biz bir yerde de adamı şikayet etmiş olduk. Evet. Yani dedi ki bak filan arkadaş yapıyor. Biz onun gibi yapmak istiyorduk. Hayır onun müsaadesi yok. Arkadaşın yanına gittik. Dedi ki hani sen İslam'a göre kesim yapıyorum diyordun. Ya dedi bizim müsaademiz yok. Biz kaçak yapıyorduk. Sen niye gittin böyle söyledin. Ne bileyim ben dedim senin kaçak yaptığını. Biz istiyoruz ki resmi olsun her şeyimiz. Ondan sonra tabii biz işi resmiyete döktük. Biz resmi hakkımızı aldık. O arkadaş alamadı. Çünkü sen dedi madem şokluyu kabul ediyorsan, yıllardan beri kestiysen, devam et. Şimdi Almanya'da şoklu şoksuz meselesi 95'te gündeme geldi. Evet. 95 senesinde Hamburg davayı kaybedişin bize döndüler. Dediler ki Altınkiko bundan sonra sizin, çünkü biz özel izne tabiyiz. Yahudiler de bizler de. Yani Ausnahme genelimi bu. Müslümanlara bir zaruret olduğundan dolayı bunu Ausnahme yapmışlar, bu müsaadeyi kullandırtıyor ve bunu da her sene yeniliyoruz. Biz formlarız, antrak veriyoruz, her sene uzatıyorlar, 95'e bizim müsaade uzatmadılar. Sizin bu mahkemeniz ne kadar sürdü davanız? 95'te başladık, 2002'de Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Bugün kaç sene? 2021 hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Daha kaldıramadığımız yasaklar var, hayvan ırkları var, kota koydular. Hatta meclis kararı var. Yani detaylı bunu başlıklar arasında söylüyorum. Almanya'da şoksuz kesimin yapılabilmesi için yani yapılabilmemesi yani uygulanmaması için elinizde ne kadar zorluk geliyorsa uygulayın diye veterinerlere yazılmış. Bu yazı elimizde var. Ve bunlar da tuttular. Mesela ben o sene kurbanda 30-40 büyükbaş hayvan 400-500 kuzu keserken iki tane büyükbaş 30 tane kuzu kesimine müsaade ettiler. Sayıyı çok aşağı çektiler. Sayıyı çok aşağı çektiler. Anayasa Mahkemesi'ne tekrar müracaat ettik. Dediler ki altın küpe kesiminizi yasaklamamışlar, kısıtlamışlar. Evet. Tekrar dava açabilirsiniz. 3 yıl sürdü dava. Kısıtlamayı 3 yıl sonra ancak kaldırabildik. Gerekçe ne? Sadece yıldırma operasyonu. Başka hiçbir şey yok. Ya. Was Gutes für die Menschen tun. Mit diesem Gedanken haben wir für euch Green Dot entwickelt. Green Dot zeigt euch an, welches Fleisch unter welchen Bedingungen erzeugt wird. Doch wie funktioniert es? Klickt auf den Menü-Button und dann auf einen Reiter. Und ihr seht alle Green Dot Partner in eurer Nähe. Mit einem weiteren Tippen könnt ihr die Informationen einholen, die euch wichtig sind. Woher das Fleisch bezogen wird, wie es geschlachtet wurde, wer es geschlachtet hat und wie es weiter behandelt wurde. All diese Fragen beantworten unsere Partner für euch, damit ihr wisst, was ihr esst. Die Frage, ob Halal oder Haram, beantworten wir nicht für euch. Das tut ihr bitte selbst. Wir freuen uns auf euer Feedback.